Bu iskopik balığı nerede çıkar, nasıl olur, neresi zehirlidir, nasıl temizlenir, bize anlatır mısın? Bu Çanakkale'de çıkar. Peki nereden zehirli noktaları var, nasıl temizlenir, önce altı mı temizliyoruz? Şurası zehirlidir bak. Bu tamam. Zehirlidir. Ondan sonra bunu böyle ayıralım. Kısası alınır böyle. Bu böyle yapılır. Evet. Burası böyle yapılır, rahat çıksın diye. Vardır. Bir de şurası vardır bak. Şurası tehlikelidir. Battığı zaman yani şurası. Evet. Yani peki bu batarsa zehirleme falan mı yapıyor? Nasıl zehirleme oluyor? Yapmaz. Zehirleme yapmaz ama ağrı. Ya, parmak şişer. Evet abi. Morarır. Onu... Evet abi şimdi kafamızı ayırdık. Ayırdık böyle abi. Burası alınır. Bir daha gösterelim. Burası alınır böyle. Tamam. Yani ama bu tehlikelidir bak. Burası peki bana bir şey söyleyeyim. Bu Çanakkale'de çok oluyor diyor ve bu bayağı güzel bir kavurma oluyor değil mi bundan? Yani... Kavurma olur, şiş olur, murama olur, her türlüsü olur, bu tavası olur. Evet Harun abiden çorba, Üsküdar'dan çok güzel bilgiler veriyoruz. Murlaması olur, çorbası olur, yani her türlüsü olur bunun, olmazsa bir şey yok. Teşekkür ederiz. Abi bir dahaki evet, haftayı da fener yaparız. Ne dersin? Olur. Tamam, teşekkür ederiz. Demek, her zaman buradayız. Ben her zaman buradayım. Bunda bir de çorba oluyor herhalde değil mi? İskorpik çorbası. Kafasından gelen bir çorba yapalım. Evet. Şimdi ben bugün arkadaşlar size iskorpik kavurma yapacağım. Haydi bakalım şimdi kavurma. Şöyle kılçığını ayıklayacak Harun abim. Yani kılçığını ayıklayacak. Hepsini şöyle bir yapışını yapayım. Fiyatı da 25 lira yakın. Balıkçınızla konuşursunuz. Alırsınız ve çok da ekonomik bence. Bu yani mevsimde yenecekler. Fener balığından biraz daha ucuzdur. Yani. Evet, fener evet. Biraz daha pahalıdır. Sanki lezzeti aynı değil mi abi? Aşağı yukarı aynıdır. Aşağı yukarı. Bir de arkadaşlar bu Karadeniz balıkçısı ben yıllardır geliyorum. Çok temiz, taze balıklar veriyor. Haberiniz olsun bak. Temizliğe bak. Harun abim bir selam şey yaptık. Eyvallah. Şöyle biz devam edelim. Böyle. Abi ben bazı yerlerde de şey yaptım. Penseyle bile ayıklıyorlar. Yani o hani batmasın diye. Anladım. Cevabına batmasın. Siz abi nasıl çıkartılıyor? Böyle bıçak. Oo. Keskin olması lazım ve ince olması lazım. Ve bir de herhalde eti ziyan etmememiz lazım tabii, değil mi? Çomkusu yani, az bir etimiz var. Böyle çıkarıyorum. Evet. Sucuk beden hazırlıyor. Evet abi. Efendim? Şöyle yani. Kesiyoruz. Tabii böyle yapıyorum. Tabii bunun atacak elleri var. Öyle mi? Tabii atacak elleri var yani. Ağızda batmayacak. Kılçıklar var şu an, onu da alacağım. Tamam abi, onlara da bir bakarız. Ona da bakarsın. O kılçıklardan çorba bile olur yani aslında. Yani aslında kılçıklardan, kafalardan bunu çorba yapıyorlar. Evet abi. Etini de olamaz. Abi 1,5 euro bizi 2 kişiyi doyurur herhalde diye düşünüyorum. Abi şimdi yemeğe de bağlı. Bu şimdi... kavurma yapacağız, mantar, domates tabii, atacağız. Ha, mis gibi. Tamam, teşekkür ederim. Bana yetmez. Ben Karadeniz balıkçıya teşekkür ediyorum. Bir de şu bak şurada bir yeri var. Yani bu kılçığı almamız lazım. Aldın mı olay bitiyor herhalde. Tamam. Evet. Ne yaptı? Üsküdar'da balıkçım Harun kardeşim temizliğini yaptı iskorpibin. Izgarası da güzel olur. Ben bir taraftan ızgara da yapacağım. Bir tarafta da evet kavurmasını yapacağız. Mantarım, biberim, domatesim, soğanım, soya sosum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu iskorpiklerimizi bak arkadaş söylüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle kuşbaşı yavaşça dokun bırak çok o kadar güzel ki şöyle kuşbaşı yapacağız arkadaşlar, tamam, kuşbaşı yapacağız. Tereyağımızda bir güzel kavuracağız, bunda un yok, tuzumuzu atacağız, kırmızı toz biberimizi atacağız. Benim bir baharat karışımım var, mutlaka yazarım size, söyleyeceğim. Bunları bir güzel yapacağız. Mantarımız, biberimizi, soğanımızı, o kalorimizi hepsini bir arada yapacağız arkadaşlar. Hepsini suya yapacağız. Haydi bakalım geçelim tavamıza. Bir de yani bu iskorpipi yediğiniz anda şöyle bir şey söyleyeyim. Bir daha bırakamazsınız. Bunun üzerine kekik de atın. Mutlaka bakın mutlaka kekiğimizi de atacağız. Tamam. Oy, o kadar lezzetli ki. Fener balığının etiyle birebir aynıdır neredeyse. Haydi bakalım tavaya gidelim. Evet, mantarları da şöyle çok tak 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 bak dişe gelecek şekilde şu şekilde keseceğiz. Mantarlarımızı da ben göstereyim size de. Yani böyle bir şey yok. Mantarlarımızı bunun içine böyle atacağız. Tamam mı? İskorpiklerim arkadaş bak bu bir şişe girer. Bir şişe olur. Efsane. Biraz sonra şiş yapacağım kızıma. Tamam. Haydi bakalım.
Mantarlar da efsane. Niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Bütün mantarın suyu, tereyağı, biber, bunların hepsi bir araya girsin diye. Sıra geldi biberler. Şunları şuradan ucundan kesin. Ve şu şekilde biberlerimizi şu şekilde minik minik içine atıyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Devam edelim. Sıra geldi tereyağımızı. Tereyağımı da üstten erimesini istiyorum arkadaşım. Tamam. Bak bunlar önemli şeyler. Şöyle gördün mü tereyağımı? Tereyağımı da bıraktım. Son bir rutuşta da tekrardan yıkarız. Soğanı atmıyoruz. Domatesimizi de en son atıyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar. Yaktık. Ne yapıyoruz? Bak. İskorpimpim burada. Mantarım burada. Biberim burada. Tuzum, karabiberim burada. Bak bu benim özel baharatım. Size de vereceğim. Bütün hepsini bir arada atıyorum. O çok önemli bir şey. Hepsini bir arada atacağım. Tamam. Ondan sonra geldik. Toz biberim. Tamam. Sonra da çok hafiften bir soyan var. Çok hafif attık. Sonra geldik. Tuzum var. Tuzumuzu da attık. Haydi bakalım. Bir güzelce suyunu, her şeyini kendinden bırakacak. Ondan sonra da güvecimizi alacağız. Evet, kavurmalarımızı da bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar bir güzel şöyle kavuruyoruz. İskorbitlerimizi unutmayalım. Mantarlar, biberler. Sonunda da domatesimizi atacağız. Haydi bakalım. Domateslerimizi atıyoruz. Bir güzel hop suyuyla birlikte tamamdır. Az bir şey kavurduktan sonra güveçlerimize alacağız arkadaşlar. İskorbit kavurmalarımızı. Evet arkadaşlar, şimdi de kekik atıyoruz tatlansın diye içine. Tamam mı? En önemli baharatlardan bir tanesi budur. Burada hiçbir un, herhangi bir şey yok, karışmak. Direkt yağın içinde 1-2 saniye kızdırdıktan sonra iskorbitini, yağını süzüyorum. Sonra da döküm tavanın üzerinde bir güzel kızartıyorum. İskorbit tavada böyle yapılır arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, arkadaşlar, kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. İskorbitlerim, mantarım, hepsi burada kavurmasını yaptık. Şimdi bir de ızgarasını yapacağım. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tadı bir daha bırakamazsınız. Bir de işin içine kekik girdim var ya, efsane olur. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.